Merhaba sevgili anneler. Bu mini videoyu hazırladım sizlere yardımcı olabilmek adına. Adım Tuğba Nur Uyar. Sadece bayanlarla çalışan bir eğitimci olduğum için görüntümü yerleştirmedim bu videoya. Sadece el üzerinde organlarımızın yansımaları var. Onlardan evinizde uygulayabileceğiniz pratik bilgileri anlatacağım size. Öncelikle siz benim sesimi dinlerken ekranda da bazı fotoğraflarını paylaşıyorum bu görüntülerin. Sucuk Rusya'da çok yaygın bir yöntem, çocuklara bile öğretilebilen bir yöntem. Bu üç şekilde uygulanıyor. İğne yoluyla, tohum yoluyla ve masaj yoluyla. Tabii ki iğne yoluyla olanlara akupunktur yöntemi de girdiği için bizim konumuz o değil. Ben masaj yöntemini size göstereceğim. Masaj yönteminin hiçbir yan etkisi yok. Doğru uygulamazsanız sadece başarı sağlayamazsınız. Mesela bu resimde böcek sistem dediğimiz her parmağımızda olan vücut yansımalarını görüyorsunuz. Bu vücut yansıması vücudumuzun tamamı bütün parmaklarımıza tek tek yerleşmiş durumda. Arka parmaklarımızın arka kısmı da yine diğer omurgalarımızın yerleşmiş olduğu yeri görüyorsunuz bu resimde. Bunlar tabii hani hastalıklar için, profesyonel çalışmalar için de hazırlandığı için çok detaylı. Ama bizi ilgilendiren kısım şu an sırt ağrıları, kabızlık ve tansiyon olduğu için ben sadece onlardan bahsedeceğim size. Burada ise büyük evdeki organların tamamını görüyorsunuz. Bunu isterseniz evinizde renkli kalemlerle çizebilirsiniz ellerinize. Çizerseniz çok daha kalıcı oluyor. Benim evde en çok kullandığım oğlum için, oğlum 5 yaşında bu arada, ishal için ve kabızlık için, karın ağrısı için çok kullandığım yöntemler var. Bunlar çok, yani çok hızlı etki ediyor çocuklarda. Organ yansımaları için sol elimizi kullanacağız. Yapacağınız zaman sol elde uygulama yapın. Sol eli kullanın. Sol elde daha uygulamanız kolaylaşacaktır. Zaten resimdeki gördüğünüz sizinle paylaştığım evde sol elin bir yansıması. Elimizin içerisinde bağırsaklarımızın olduğu bölgeleri masaj yapacağız. Sırt bölgesi için parmaklarımızı kullanacağız. Tansiyon için de ana denge çakrasını kullanacağız. Onları birazdan size tek tek göstereceğim. Avucumuzu şu şekilde tuttuğumuz zaman tam orta, elimizin tam avucumuzun tam noktası göbek deliğimiz oluyor. Bu zaten buradaki çizgimizin olduğu yere geliyor. Kabızlık durumlarında ne yapmamız gerekiyor? Bağırsağımızın başladığı yer, yüzük parmağımız arası, serçe parmağımızın arası, bağırsağımızın bittiği yer, orta parmağımız ve yüzük parmağımızın arası. Doğal olarak da kabızlık durumunda ve karın ağrısı durumunda buraya hafifçe değil, birazcık bastırarak masaj yapıyoruz. Çünkü sucuk kibar bir yöntem değildir. Nazikçe bastırırsanız hiçbir etkisi olmaz. Zaten eğer kişinin bağırsaklarında gaz varsa ya da işte kabızlık problemi varsa masaj yaparken çıtır 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 içinden böyle baloncuklar patlıyormuş gibi ses gelir. Bu bağırsaklarımızın içerisinde bulunan hava boşluklarından kaynaklanan bir yansıma. Normalde bağırsaklar resimde gördüğünüz gibi şöyle dolanmakta. Ama göbek deliğini normalde bizim hiçbir şekilde değmememiz gerekiyor. O yüzden de şu elimizin şu çizgisinden itibaren yapmamız yeterli. Şu çizgisinden itibaren yapmamız yeterli. Ne kadar masaj yapıyoruz? Çocuklar için 1 dakika falan yeterli oluyor yani. Çok fazla masaja gerek yok. Büyükler için yani 20-25 yaş üzeri insanlar için biraz 3-4 dakika masaj yapmak gerekiyor. Kabızlık durumunda bu şekilde masaj yapıyoruz. Bağırsağın başlangıcı ve bitişi burası olduğu için ishal durumunda da tam tersinde masaj yapıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz ve geriye doğru parmağımızla bastıra bastıra masaj yapıyoruz. Kronik hastalıklarda kullanılmaz bu yöntemler. Yani kronik bağırsak hastalıklarında, kronik işte iltihabik rahatsızlıklarda kullanabileceğimiz şeyler değil. Sucuğun tabii ki böyle bir alanı var ama profesyonel bir destek gerekiyor bunu yaparken. O yüzden sadece biz burada acil durumlarda neler yapacağımızı bilelim yeter. Bu dediğim gibi bir destek programı. Ama diyelim ki ishal tedavisi görüyor çocuğunuz, yine bunu uygulayabilirsiniz. Çok kesinlikle hızlı sonuç alacağınıza inanıyorum. Hatta denedikten sonra yorumlarınızı da bana mail olarak da ulaştırabilirsiniz. İshalde de geriye doğru tam tersi masaj yapıyoruz birkaç dakika. Ve bunu hangi aralıklarla tekrar ediyoruz? En az bir
Çocuklarda hani bir yapı, 1-2 dakika masaj yaptıktan sonra bir 8-10 dakika bekleyip hala bir sonuç gerçekleşmediyse tekrar bir 1-2 dakika masaj yapacak şekilde böyle 3-4 rutin yapabiliriz. Tabii çok fazla yapmayalım. Bu sefer de bağırsakları bozulursa, yani kabızlık için yaptığınızı varsayarsak, bağırsakları bozulursa iyi olmaz ya da kabızlık gerçekleşirse iyi olmaz. O yüzden en fazla 2-3 kere uygulayın. Hani şu anda tabii profesyonel bir eğitim olmadığı için bu detaylarını siz internetten de araştırabilirsiniz ilgili konularda. Şimdi gelelim tansiyon konusuna. Avucunuzu şu şekilde yaptığınız zaman şurada bir üçgen var, görüyorsunuz. Hepimiz görüyoruz yani. Burayı çizeyim hatta. Şurada bir üçgen var. Burası bizim denge çakramız. Burası zaten bastığınız zaman hafifçe bir boşluk var burada dokunduğunuz zaman. Ne yapıyorsunuz? Bunu sağa doğru çeviriyorsunuz saat yönüne. Tansiyonunuz düştüğü zaman saat yönüne en az 2 dakika boyunca masaj yapıyorsunuz. Tansiyonunuz çok çabuk yükselir. Yine tansiyonunuz yükseldiği zaman da tam tersine, saat yönünün tersine 3-4 dakika masaj yaptığınız zaman kesinlikle tansiyonunuzun çok hızlı bir şekilde düştüğüne şahit olacaksınız. Ben mesela orta yaşlı hanımefendiler üzerinde de uyguluyorum bu yöntemi acil durumlarda. Kesinlikle hani ilaç kullanımına alışkın insanlar bile şaşırıyorlar. Nasıl bu kadar etkili mi? Gerçekten o yüzden mi oldu? Hani tansiyon düşeceğinden mi yoksa düştüğü için mi diye soranlar oluyor. Ama acil durumlarda çok işimize yarayacak bir yöntem bu tansiyonun düşmesi ve yükselmesi. Karın ağrısı, gaz problemlerinde de yine dakikayı düşürerek hafif hafif masajlar yapmak bağırsaklarımızı rahatlatır. Şimdi gelelim sırt ağrısı gibi eklem ağrılarına. Eklem ağrılarında böyle bir kalem kullanıyoruz, altıgen. Böyle bir kalem kullanıyoruz. Özellikle sırt ağrılarında, boyun ağrılarında, dediğim gibi bunlar bel fıtığı, boyun fıtığı ve düzleşme gibi kronik hastalıklarda geçici olarak sizi rahatlatır. Herhangi bir iyileşme süreci oluşturmada şu kısımda boynumuzun omurları. Burada sırt omurlarımızın yarısı, sırt omurlarımızın da kalan yarısı da yine burada. Ve burası da kuyruk sokumumuz oluyor. O yüzden bütün vücudunuza gün içerisinde rahatlamak için bile bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde bastırarak, bastıra bastıra masaj yapabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, diyelim ki boynunuz tutuldu, beliniz tutuldu, bir yeriniz tutuldu. Şu şekilde elinizi klips masaj yapıyorsunuz. Sağlı sollu klips yapıyorsunuz. Sağlı sollu kıvırıyorsunuz, klips yapıyorsunuz. Sağlı sollu. Bu da çok hızlı bir şekilde çözülme sağlar. Ama boyun tutuldu diyelim ki. Boyun tutulmalarında bunu yaparken aynı zamanda hafif hafif de hareket etmeniz gerekiyor. Sadece bayan olmak şartıyla sorularınıza yanıt verebilirim memnuniyetle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Allah şifalar versin hepinize. Acil şifalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.